Selamünaleyküm arkadaşlar. HTML ve CSS'de divlerin kullanımı ile alakalı, iç içe divlerin kullanımı ile alakalı bir video olacak. Öncelikle iç içe div kullanımında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Divlerin pozisyon durumları ve benzeri durumlar birbirine etki ediyor. Fakat ben bu videomda özellikle iç içe kullanıldıklarında nasıl göründükleri, nasıl hareket ettikleriyle alakalı bir video olacak. Bu videoyu yapmaya çalışacağız. Daha doğrusu bu uygulamayı yapmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz burada ortalanmış bir div görüyorsunuz ve divin içinde bir sürü divden oluşuyor bu uygulama. Özellikle şunların her birinin, pardon, bunu biraz küçültelim. O bayağı büyük olmuş. Şöyle yapalım. Bunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada özellikle şu divlerin, özellikle şu borderlarının ve aradaki boşlukların, margin değerlerinin hepsinin aynı olduğunu görüyorum. Ve bunun tek bir div içinde olduğunu görüyorum. Yani tek bir kapsayıcı div var. Ve bu divin içinde bir div daha var. Bu divin içinde bir div daha var şeklinde arkadaşlar. Div içinde div şeklinde giden bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunların hepsinin pozisyonu statik bir şekilde nasıl yaparız? Bundan bahsedeceğim. En azından div içinde div nasıl kullanılır? Bunları görmüş olacağız. Öncelikle sitemiz arkadaşlar. Bütün işte CSS'in reset kodlarını dahil etmek istiyorum. Bunun için reset CSS yazıp internetten şu Erik Meyer'in arkadaşlar reset CSS kodlarını arkadaşlar siz de dahil edebilirsiniz. Bu sadece işte iç kısımdaki boşlukları ve benzeri tarayıcının verdiği kendi boşlukları arkadaşlar tamamen sıfırlıyor. Sizin inisiyatifinize bırakıyor. Ben tabii bunu indirdim. Daha doğrusu indirdim derken bunu kopyalıyorsunuz ve Reset CSS'in içine arkadaşlar reset diye bir reset CSS'i oluşturun. İsmi önemli değil. Yani sonuçta bu kodları dahil edeceğiz. Bunun içine yapıştırırsınız. Burada hemen bir index dokümanı oluşturarak işlemime başlayayım. index.html dedik ve ayrıca bir de stil CSS'i de oluşturmuş olalım. Şimdi burada indekste hemen HTML kodlarımızı yazdık. Link ile stili dahil edelim. Stili dahil etmeden önce arkadaşlar burada yazmamız gereken ne? Önce reset CSS'i dahil edeyim ben. Sonra link ile ben neyi dahil edeyim? Stil CSS'i dahil edeyim. Arkadaşlar şunları dahil etmenizin sırası dahi önemlidir. Niye? Çünkü önce reset kodları bütün tarayıcıyı sıfırlayacak. Sonra sizin kendi stil kodlarınızın çalışmasıyla beraber o reset edilmiş kodları siz set edebileceksiniz. Yani kurabileceksiniz. Şimdi siz stili üstte, reseti alta koyarsanız stilde yaptığınız şeyleri resetlemiş olacak. Yani yukarıdan aşağı doğru kodlar okunduğu için sıkıntı yaşayacaksınız. Şimdi burada öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Hızlı bir şekilde şunu kapatalım artık. Bunun arka planında şöyle yapalım bu arada. Ctrl S dedikten sonra Ctrl Shift P ile Live Server'ımızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Yani Live Server dediğim bunu an be an görüntülemek. Bunun arka tarafında hemen yazan kod ne? Body. Şurada hemen stillendirmeyi yapalım. Body dedikten sonra işte background color'ı ne arkadaşlar? DSDDD diyelim ve bu şekilde bakalım. Evet. Sonra şu dış div geliyor ama burada divlerin hepsine arkadaşlar belli bir durum uygulayacağımız için önce şuraya bir ne diyelim ID olsun arkadaşlar bu kapsa ID'si olsun. Kapsa ID'sine bir stillendirme yapmak istiyorum ben. Şuraya diyorum ki DS kapsa dedikten sonra bu kapsanın genişlik ve yükseklik değeri height'ı 600 piksel. Şöyle yapalım. 600 piksel. Width'i de ne olsun arkadaşlar? 800 piksel olsun. Şimdi burada background color olarak background color'ı atayalım. İşte DS ne demişiz? Önceden 2E yani aynı renk olsun diye bakıyorum arkadaşlar. Buradan şu şekilde bir renkmiş arkadaşlar. Ctrl S. Şimdi bu rengimizi uygulamaya çalıştık. Şimdi buradan baktığımızda Live Server'ımızda bakın şöyle bir şey oluşmuş oluyor. Şimdi bunun bir border radius'u, border'ı gibi özellikler var.
Ayrıca bunun tam ortaya gelmesini sağlamak için ne yapıyorduk biz? Margin işte nedir? 0 piksele auto yapıyorduk arkadaşlar. Şu şekilde kontrolümüzü yaptığımızda gördüğünüz gibi tam olarak ortaya yapıştı. Bir de bunun neyi var arkadaşlar? Border var değil mi? Şuradan hemen geldim. Border dedim. Bunun border'ı nasıl olacak? Bu ya da border radius verelim ilk önce. Her yerde 10 piksel kullanılacak. Tabii bunları şimdi genel bir şeyin içine, şablonun içine alacağım arkadaşlar. Buraya kadar herhalde bir sıkıntımız yok. Bir de border'ını vermedik. Normal border değerini de verelim. Border ne diyelim? 5 piksel solid ve diyez. Bunun rengi 1 F kaç? 39-46'ymış arkadaşlar. 39-46. Burada 1 F 39-46. Tamam. Ctrl C. Şimdi buraya geldiğimde bakın gördüğünüz gibi böyle bir div oluşturmuş oldum. Şimdi 5 piksellik ve 800'lük bir divden bahsediyoruz. Bunun içinde bir div, bunun içinde bir div, bunun içinde bir div şeklinde giden bir yapımız var. Şimdi bunu yaparken iç içe div mantığından bahsediyoruz. Divin içinde bir div var. Buna mesela ne diyelim? İç bir diyelim. Yani içerideki birinci div şeklinde. İç bir dedik. Buraya geldiğimizde bazı özelliklerimizin hepsinde aynı olduğunu görüyoruz. Nedir? Border radius değeri. Onun haricinde border değeri değil mi? Bu hepsinin border'ı aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Border radius ve border'ları arkadaşlar tek bir şablon içine alabilmemiz için şunu diyeceğiz. Div diyeceğiz. Yani bütün divler etkilensin diye. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurada border radius değeri ve border değerini aldım. Ctrl X dedim ve bunun içerisine yapıştırdım. Artık bütün divler bu özelliğe sahip olacaktır. Bakın değişen bir şey olmadı. Ha, içindeki div geldi ve o özellik de geldi. Şimdi biz bu divleri biçimlendireceğiz. Hemen şuraya geldim ve dedim ki nokta H1 dedikten sonra buraya işte background color'ına hemen bir yellow atayalım arkadaşlar. Yellow olsun. Ve burada bir margin değeri uygulamam gerekiyor ve height'ını width'ini belirtmem gerekiyor. Mesela height'ı arkadaşlar width'in 20 piksel eksiği şeklinde olsun istiyorum. Yani 780 piksele nedir? 780 piksele şuradan geldim. Height'ı pardon height'ı 580 olacak. Pardon. Şurası 580. Width'i arkadaşlar 780 olacak. Width'i 780 piksel olacak. Ve şimdi şöyle bir kaydedip bir bakmak istiyorum. Ne yaptım ben? Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde olmuş oldu. Yalnız burada margin değerlerine oynamam lazım. Bakın şurada dikkat ederseniz şuradan ve şuradan eşit boşluklara sahip. Bunu sadece ben margin şunu diyeceğim. Ortalamak istediğinizde hani biz daha demin ne yaptık? Genel çerçevede genel çerçeve kapsama dibini biz ortalamak için ne yaptık? Margin 0 pikseli auto dedik değil mi? Biz burada yine margin 0 pikseli auto derseniz şunu yaparsınız. Bakın şöyle diyelim. Şuraya geldim. Bakın 0 pikseli auto ne yaptı? Üste yapıştırdı. Üstten de her birine 5 piksellik bir boşluk vermek istiyorsanız üstten ve alttan şöyle yapacaksınız. 5 piksele auto derseniz bu şekilde tam olarak istediğim görüntüyü elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ne yaptığımı inşallah anlamışızdır. Burada 20 piksel düşürdüm. 10 piksel de buradan geldiği için arkadaşlar arada küçük böyle 5 piksel kalmış gibi bir görüntü oluştu. İç bir bu şekilde. Şimdi bu iç birin içinde de nokta iç2'yi yani iç divimizi oluşturduğumuzda şöyle bir şey olacak. Yine aynı mantık gideceğim. Nokta iç2 bu sefer height ve width değerlerim arkadaşlar ve margin değerim de aslında aynı olacak. Mesela şunu aldım, kopyaladım, şuraya getirdim, yapıştırdım. Ama bu sefer 20 piksel yine düşürmek istiyorum bunu. 560'a 760 olsun dedim ve background color olarak da red verdim. Şu şekilde baktığımızda olaya bakın gördüğünüz gibi oldu. Fakat burada yine ne yapmam gerekiyor? Margin 5 piksele auto demem gerekiyor. Ctrl S dedim ve baktığımızda gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren başka bir husus daha var. Şimdi margin 5 piksele auto demek ki hepsinde aynı şekilde gidecek. O zaman benim yapmam gereken bunu da kişiselleştiriyorum. Yani
Ctrl X dedim ve divin içerisine koydum bunu. Yani bütün divler bundan etkilensin dedim. Ama kapsa divinde, hatırlayın, kapsa divinde arkadaşlar bunu kaldırmıyorum. Niye? Bu 0 piksele out olsun. Ben böyle istediğim için. Ha, isterseniz bunu da sildiğimizde, silersek bunu da silelim. Bunu da sildik. Şöyle yaptığımızda bakın bizim olayımız da bu şekilde olacak. Bu yapışmış vaziyette, bizimki yapışmasın. Hepsi tek bir koddan, yani şuradan faydalansın istiyorum. Bu kodların hepsi onları etkileyecek. Şimdi yapacağımız olay artık otomatikleşti. Her birinin içine gireceğiz ve artık iç 3, sonra bunun içine girdim, nokta iç 4, bunun içine girdim, nokta iç 5, evet, sonra bunun içine girdim, nokta iç 6 ve bu şekilde işlemlerimizi yaptık. Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yok, fakat buradan gelip tabii ki height, width ve background değerlerini vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şu sonuca ulaşmak için. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde şekillendi. Ama biz bunlara height ve width değerlerini yapmadık? Vermedik. O yüzden şunu iç 2'yi kopyalamak istiyorum. Ve buraya yapıştırdım. Hızlı bir şekilde şuradan yapmaya çalışalım. 540, 740 ve background color'ı da purple olsun. Sonra şunun yine aynısını aldım, kopyaladım. Mantığı oturttuktan sonra arkadaşlar ne olacaktır? Sıkıntı yaşamayacaksınız. 520'ye 720 dedim. Bu sefer de purple değil de yine yellow verelim. Şöyle Ctrl C dedim. Şunu aldım. Bilerek sonuncusunu kopyalıyorum ki hangi değeri verdiğimi bileyim. 520 idi. 500'e düştük artık. 700'e düştük artık. Ve yellow'dan sonra bu sefer de aqua rengini verelim. Sonra iç 4'ü de hızlı bir şekilde yapalım. Şuradan 500-480'e düştük artık. 480 ve 680 dedik. Burada da ne dedik? Ne diyelim? Aqua dedik ama iç kaçtayız biz? İç 4, şu 5, şu 6. Şimdi arkadaşlar 6 dedik ama şöyle yapalım. Aqua değil de buna da ne diyelim? Green diyelim. Şu şekilde. Ctrl S dedim. Bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi olaylarımız oluştu. Herhangi bir sıkıntım var mı? Yok. Şu resmi tam olarak ortaya nasıl getiririm? Ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle burada ne yapmam gerekiyor benim? Burada borderlarım, her şeyim falan aktif. Buraya bir background image atasam nasıl olur? Hemen bakalım. Şuraya geldim. Background color atadım ama background image işte ne diyelim URL dedikten sonra control space doge.png'yi getir diye dedim ben buraya. Bakın şu şekilde gelmiş oldu. Tabi burada da background olaylarıyla uğraşmam gerekecek. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Background repeat, no repeat. Yani tekrar etme. Tek bir tanesi kalsın. Geldi. Ve sonra bir de en son olarak background position'ını ayarladığım zaman burada center'a center. Yani tam ortala manasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç içe divlerimizi oluşturmuş olduk ve gayet basit bir yapıyla oluşturmuş olduk. Şurada gördüğünüz gibi işte body, div, divlere genel bir mantık verdik. Her birini margin olarak burada ne yapmamış olduk? Tekrar etmemiş olduk. Yaptığımız örnek uygulama tamamen iç içe divlerin mantığıyla alakalıydı. Şu yapıyı arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Mantığı oturttuktan sonra çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. AudioJungle.